Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Kanki. Canbaz. Kanki. Kanki. Canbaz. Süper ya. Kendimle gurur duyuyorum. Onur Market'te dükkan sizin. Kanki Canbaz. Gençler selam, sevgiler, saygılar, hürmetler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni videomuzda siz sevgili dostlarımızla birlikteyiz. Azimle, gururla, Onur Market'in desteğiyle aslanlar gibi Dalle'ye 100. yemeğimizi yapmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ki bugün ağzımız tatlanacak. Şöyle güzel bir kurabiye yapacağız. Ama buna hem atom kurabiye diyorlar hem de aşure kurabiyesi diyorlar. Çok güzel, içerisinde böyle malzemeler var. Baya baya malzeme var. Bugün atom kurabiye ya da aşure kurabiye bakacağız. Duruma göre kimi zaman aşure, kimi zaman atom diyeceğiz. Ve yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlılarımızın yanaklarından öpelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dostlar. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim, aşure kurabiyemizde, atom kurabiyemizde olmazsa olmaz önemli materyaller var. Birincisi, iki tane şöyle güzel böyle elmamız var gençler. Bu elmayı az sonra burada güzel bir işlemden geçireceğim. Gördüğünüz üzere Hakan abi, bak çok güzel kuş üzümü var. Ondan sonra kayısımız var. Harika. Harika incirlerimiz var. Efendime söyleyeyim, pekmezimiz var. Tarçınımız var. Az gezen çok dolaşan bir tane yumurtamız var. Artı vanilyamız var. Artı kabartma tozumuz var. Bir paket nebati yağımız var. Bir çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağı ayçiçek yağı, bereket ayçiçek yağı. Bir çay bardağı şekerimiz var. Efendime söyleyeyim. Başka ne var? Burada da süsleyeceğiz. En son şekli şemali vereceğiz. İçerisinde badem var, fıstık var, fındık var. Efendim var da var. Olabilen her şeyi karıştırdık. Çok güzel bir ne yapacağız? Kapak hazırlayacağız bununla da. Kurabiyemizi hazırladıktan sonra küçük bir işlem var detaylı. Onu yapıp buraya böyle bastıracağız, öyle bir kat oluşturacağız kurabiyemizin üzerinde. O zaman neyle başlayalım? Elmamızı soyarak, madem saydık malzemelerimizi, elmalarımızı şöyle bir soyarak bismillah diyelim, yemeğimizi yapmaya başlayalım. Elmalarımı ne yapacağım? Şöyle güzelce soyup hemen tavamın içerisine rendeleyeceğim arkadaşlar. Onlara böyle güzel katkılar verip, onlara güzel katkılar sunduktan sonra güzelce bir iç harç hazırlayacağım. Yani kurabiyemizin içerisinde çok güzel bu saydığım güzel güzel malzemeler olacak gençler. Ne yapıyoruz abi? Hemen hiç uzatmadan başlıyoruz bismillah diyerek elmalarımızı rendelemeye arkadaşlar. Tavamızın içerisine elmalarımızı rendeliyoruz arkadaşlar. Şöyle etrafından kıtı 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 iki tane elma. Hani ne bileyim, kayısınız, inciriniz, kuş üzümünüz fazla yoksa elma sayısını 3'e de çıkartabilirsiniz. Aslanlar gibi rendeledik. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bu da dursun şurada. Tekrar bir yer değiştirelim. Eyvallah. Gördüğünüz üzere elmalar hazır. Elmalarımı bir çırpıda rendeledim. Ne yapacağız şimdi? Yapacağız her taraf dağılmadan. Şöyle bakayım, geldi. Evet. Şöyle güzelce ocağımı yaktım. Hala bitmedi be, 100. yemeğe gidiyoruz. Dur, dilimi ısırayım da. Yani 100. yemeğe gidiyoruz, bitmedi hala tüp. Şöyle alayım tebunu buraya. Tebunu buraya aldım. Tebu burada hafif başlasın kendi çapında eğlenmeye. Ondan sonra benim hamurumla alakalı sizi bilgilendirmem gerekiyor. Normalde hamurda da tereyağı kullanabilirsiniz. Yani tereyağı kullanabilirsiniz ama biraz ağır oluyor tereyağını olduğunda. Bir de hani nasıl desem, tereyağı kullandığınızda böyle çok sıkı sıkı oluyor. Yani sıkı sıkı oluyor. Ama işte normal nebati yağ kullandığımızda, trans yağ içermediği için biraz daha böyle hamur
daha böyle salık oluyor, daha güzel şekle geliyor. Biraz böyle piştiği zaman biraz daha kendini açıyor falan, böyle bir yörüngeye geliyor yani. Onun için bugün tereyağı kullanmıyoruz. Normalde biliyorsunuz hep tereyağı kullanıyoruz yemeklerimizde. Şimdi başladık. Evet başladık. Cızırtılar gelmeye başladıysa birazcık açıp şu elmalarımla, evet şu elmalarımla oynamaya, elmalarımla işlem yapmaya başlayayım. Onlar böyle kıvrım kıvrım kıvrılsın. Ben hemen bismillah diyeyim. Toz şekerimi, bereket toz şekerimi şöyle bir göndereyim abi. Bu arada o da erisin. Güzel bir bulamaç. Bulamaç elde edeceğiz yani işin gerçeği. Sen burada dur. Tamam. Şimdi siz yavaş yavaş, bakın yavaş yavaş böyle şekle şemale gelin. Kafanıza göre burada takılın. Ne yapacağım abi? Şunları bir güzel hazırlamam lazım. Bir güzel o harca katacağım için güzelce hazırlamam lazım. Aynı aşureye doğrar gibi gençler. Hani bir yandan ne dedik? Hem atom kurabiye diyorlar hem de aşure kurabiyesi diyorlar ya. Hani içine giren malzemeyle alakalı. E ne yapıyoruz? Aşureye de kayısı koyuyoruz, incir koyuyoruz, kuş üzümü koyuyoruz. Değil mi? Tarçın ekliyoruz. O nedenle kimileri buna atom kurabiye diyor. Kimileri de ne diyor abi? Aşure kurabiyesi diyor. Şimdi bakın yavaş yavaş sulanmaya başladı. Alet. Onu hafif karıştıracağım şu kayısılarımı doğradıktan sonra. Kayısılar hazır. Hadi bir tur yaptıralım şöyle. Güzel. Şöyle güzel bir tur. Elmaların şekerle haşır neşir olmasını istiyorum. Ama yavaş yavaş. Şimdi incirlere geçtim dostlar. İncirlere geçtim. İncirlerimi de aynı şekilde böyle kare kare küçük küçük doğruyorum abi. İncirlerim tabii suda bekledi. İncirlerimi suda beklettim. O nedenle bu kadar yumuşak ve güzel gözüküyor. Biraz böyle kuru incirleri ne yapmak lazım? İşleme sokmadan önce kullanacağımız zaman muhakkak suda bekletmemiz lazım. O zaman daha güzel işleyebiliyor, daha güzel işlem yapabiliyorsunuz onların üzerinde. Elmalar şekerle haşır neşir oldu. Şöyle bir kıvama geldi. Şimdi bunların ne yapması lazım? Süslenmesi lazım. İçeriye gitti kayısı ve incirler. Şöyle bir birbirine nüfus etsin bakalım. Bir nüfus etsin. Onlar da erittiğimiz şekerden nasibini alsın. Şöyle. Tamam, süper Ivanisa. Ne kaldı geriye? Kuş üzümleri kaldı. Kuş üzümlerini de aldım. Kuş üzümlerine çok fazla böyle şey istemiyorum. Böyle kesebildiğim kadarını keseceğim. Kestim diyeceğim en azından. Hani kesmekle tek tek uğraşmayacağım da ya ben bunlara işte bir iki bıçak darbesi yaptım şeklinde böyle kendi kendimi mutlu edecek. Bunlar da kesildi diyebileceğim hareket yapıyorum. Bu arada evet bu arada çok güzel harika kokular gelmeye başladı. Kuş üzümleri de gitti. Süper Ivanisa. Harika. Mükemmel. Kuş üzümleri de şöyle yerini aldı. Bakın yavaş yavaş böyle uzamaya başladı. Elmalar, incirler. Bunu bir arada tutacak olan tabii ki aramızda kalsın. Kurabiyemizde fark yaratacak olan ney? Tabii ki tarçın. Tarçın. Tarçının biliyorsunuz şekere de çok büyük faydası var. Bir nevi hani bunun şekerini ne yapıyoruz? Hapsediyoruz tarçın sayesinde. Şöyle güzelce tarçınımı da döküyorum. Bolca tarçın üstüne. Tamam. Bakın dikkat ediyorsanız hiç karıştırmadım. Neden? Çünkü ben şimdi bunun altını kapatacağım. Kapatacağım. Bu böyle kalacak. Soğuyacak bu. Soğuyacak. Soğuduktan sonra tarçınımı karıştırarak nüfus ettireceğim malzemelere. Bunun şimdi böyle beklemesi lazım. Sen burada bekleye dur. Şimdi iç malzeme hazır. İç malzeme hazırsa orada dinlenirken kanki
kurabiyesinin hamurunu yapmaya başlasın. Evet, hamurunun iç malzemesini yapmaya başlasın. Şimdi ne dedik? Tereyağı kullanmayacağız. Bir paket 250 gram kadar, evet bir paket 250 gram kadar neyim var abi? Dur onunla şey yapacağım. Nebati yağım var. Onu bir gönderdim. Bir çay bardağı dolu dolu harika yoğurdum var. O yoğurdu lömbürsü yolladım. Ondan sonra zeytinyağımı yollayayım. Zeytinyağı değil, özür dilerim. Bereket ayçiçek yağını yollayayım. Burada az gezen, çok dolaşan bir tane yumurtam var. Şöyle yumurtamı ne yapacağım? Burada bir işleme tabi tutacağım abi. Bakın şöyle. Şu beyazını buraya alacağım abi. Sonra şöyle beyazını aldıktan sonra hadi bir tur daha attırayım. Fazla beyazı kalmasın. Yaptıktan sonra sarısını buraya hacı abi. Bu beyazı kullanacağız. Şunu bir dırsalayayım ben. Dırsalaya şu hale bir getireyim abi. Şöyle bir getireyim. Neden? Az sonra mübarek ellerimi bunun içerisine daldıracağım. Bu burada böyle biraz daha gevşerken yavaş yavaş içerisine gençler unumu katmaya başlayacağım. Unumu da duruma göre, yapacağım adede göre hazırlayacağımız hamurumuzun kulak memesinde olacak ve şekle şemale gelecek kadar kullanmam gerekiyor ama normali işte 4 su bardağı ya da 4,5 su bardağı gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi yavaş yavaş ne yapacağız abi? Şu canım unumuzu bocalamaya başlayacağız harcımızın içerisine. Şöyle güzelce harcımızın içerisine göpçüre unumuzu bir yollayalım. Ondan sonra aşkla, sevgiyle karıştırmaya devam edelim abi. Hem bu arada yağ da yavaş yavaş eriyecek, tutunacak. Güzel, böyle harika bir ne elde etmiş olacağız? Böyle kulak memesi kıvamında çok güzel bir hamur elde edeceğiz. Devreye şu aşamada vanilyamız artı kabartma tozumuz girecek arkadaşlar. Şimdilik vanilyamı, kabartma tozumu da attım. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Abiler, ablalar, karıştırmaya devam. Aşkla, sevgiyle karıştırmaya devam. Yağ da eridi. Artık diyor beni diyor ödüllendir diyor. Unla artık beni ödüllendir diyor. Artık unları diyor bana diyor takviye yap. Yap diyor, çekinme diyor. Ben de hiç çekinmeden unumu gönderiyorum. Ve şöyle karıştırmaya devam ediyorum abiler. Allah. Evet, vakti zamanı geldi. Şimdi ne yapacak kanki? Evet, hadi bakalım başlıyoruz. Oynaya yapacağız. Hiç endişeye mal yok. Yavaş yavaş. Öyle sıka. Efendim hamurum, bakın gördüğünüz gibi güzel şekle şemale geldi. Al benimle oyna diyor. O zaman bismillah, hadi bakalım. Zaten hamurum, değil mi? Hamurum bolca yağlı. Şöyle güzel yuvarlaklar yapıyorum. Şöyle. Bakın. Böyle açıyorum biraz. Açtım. Gençler, açtım. Ne dedim? Şeyi hiç dağıtmadık dikkat ediyorsanız. Kullandığımız tarçınımızı hiç dağıtmadık. Böyle bütün duruyor. Şöyle güzel hem tarçın hem malzemelerimizden şöyle bir tutam aldım abi. Bunun içerisine gömdüm. Gömdüm abi bunu. Ondan sonra ne yapıyoruz abi? Hadi bismillah diyelim. Şöyle kapatıyoruz. Ondan sonra şöyle güzel bir ne elde ettik? Bir yuvarlak elde ettik. Hacı abi. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Ne dedik? Ne yapacağız dedik? Şöyle bir hareket yapacağız dedik. Hani yumurtamızın beyazı var ya.
yumurtamızın beyazına bunu bir değdiriyoruz. Ondan sonra buraya cofluyoruz abi. Şöyle. Bak. Bakın abi, gördün. Süper. Tak, bu yerini alıyor. Bu hazır. Bu hazır. Aynı işlemleri şimdi fıtı fıtı yaparak birlikte yapalım. Arkadaşlar, atom kurabiyelerimiz, aşure kurabiyelerimiz hazır. Ben şimdi etrafı parklayacağım. Hem kameralar ısındı birazcık. Yağmur olmasına rağmen bir sıcak var. Hem şuraları toparlayayım, hem buraları toparlayayım. Bunu fırına verelim. Ondan sonra şeklimizi, şemalimizi gerçekleştirelim Hakan abi. İzin verirsen. Şimdi şöyle ellerimle biraz kirli ama olsun artık, idare edeceğiz. Bunlar doğru fırına Hakan abi. Gel. Şöyle bir geleyim abi Hakan abicim. Bak şöyle. Açtım abi. Şöyle orta kısmı abi. Görüyorsun. Okey. Kakan Kicanbaz. Efendim, finale geldik ama büyük yapmışız. Ben de dedim ki, bu dedim atom, yani atom kurabiyesi. Biraz büyük olması lazım atom kurabiyenin yani. Biraz büyük yapmışız, siz daha küçük yaparsınız. Sevgili sanat yönetmenim şu anda yandan bana bakıyor. Yok yok, bunların hepsi espri. Harika yapmışsın dedi. Mükemmel olmuş dedi, mükemmel olmuş dedi. Yani gurur duyuyorum seninle dedi. Yani düşündüğüm şekilde, ama neden? Çünkü biz atom kurabiye yaptık arkadaşlar. Ama siz küçük yapın, tamam mı? Ben de söyleyeyim. Siz küçük yapın, benim çektiklerimi çekmeyin. Tamam, anlaştık. Hakan abi, gidiyoruz. Alıyoruz. Evet, yalnız çok güzelmişti ya. Kendimle gurur duyuyorum ya. Vallahi billahi. Vallahi. Yani kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin. Benim kurabiyelerim, atom kurabiyelerim süper oldu abi ya. Baksana şunlara ya. Şimdi tatmak üzere hazır. Lakin henüz daha işimiz bitmedi. İşimiz bitmedi. Ne yapacağız? Şu canım, şuradan en küçüğünü ben alacağım. En küçüğü üzerinden işlem yapacağım. Bakın burada çok güzel, harika pekmezimiz var. Polayır pekmezi bu. Polayır. Polayırlı. Şimdi şundan şöyle güzelce böyle üstüne bunu dökeceğim abi şöyle. Şöyle. Öyle abi. Şöyle güzelce abi ne yapıyorum? Şu pekmezimle ödüllendiriyorum bütün kurabiyelerim arkadaşlar. Evet, ben bunu kesiyorum ve bismillahirrahmanirrahim artık vedaya hazırlanıyorum. Dostlar, bugün aşure kurabiyesi, atom kurabiye, içi bol malzemeli, çok güzel malzemeler kullandık. Dışında da gerçekten hani olabildiğince fazla ne yaptık? Kuru yemişleri böyle güzel bir deledik. Çok güzel oldu. Üzerine de harika pekmezimizi döktük. Harbi atom oldu yani. Atom. Şimdi bakalım nasıl oldu? Şöyle bir kesme şeker yapalım buna. Şöyle. Aa, kıtır kıtır Yasko. Bak ben sana söyleyeyim. Yalnız bunun yanına kahve gider. Bunun yanına kahve gider. Kahveler bugün senden. Şimdiki. Yok yok. Vallahi çok güzel olmuş. İçim içi çok güzel olmuş Yasko. Hiç kusura bakma yani vallahi. Yani biraz, evet biraz büyük olmuş ama sonuçta bizim gönlümüz... Ya överim kendimi. Neden? Çünkü benim gönlüm zengin ya. Allah Allah. Benim gönlüm zengin ya. Abi tadı süper ya. Ya bırakın büyük olmuş, küçük olmuş. Abi bırak büyük olsun ya. Evet, eyvallah. Dostlar, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Büyük kurabiye yaptım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yemekte görüşelim. Aile faciası çıkmadan... Bak bu da bir sebep oldu. Bana özellikle tembih dedi ki böyle bıçakla kes dedi. Bak bıçakla kestim ama ben bunu elle yerim. Tamam mı? Ben bunu bıçakla kestim. Elle yerim. İçini de Hakan abiye gösteririm. Bak Hakan abi görüyorsun bak. İçine bak içine. Şu malzemelere bak bak. Şu malzemelere bak. Nasıl pişmiş bak. Süper ya. Kendimle gurur duyuyorum. Ağzına olur. Kanki Canbaz. Dükkan sizin, mutfak sizin, şarkılar sizin. Hafta sonu radyoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Kahveler geliyor. Biz kurabiyelerimizi götürüyoruz. Allah'a emanet diyoruz. Hoşça kalın.